Değil misiniz? Yani neredesiniz? Kaç yıldır bir sektör içindesiniz? Ben bu işi 40 senedir tekstil işiyle uğraşıyorum. Çeşitli işler yaptık. Düğme imalatından tutun dokuma, örme, çeşitli faaliyetler gösterdik. En son boya sektörüne 2008 yılında aktif olarak girdik ve boyanem olmadan bu Güngören Merter piyasasında boyada nebabi olduk. Şu anda yaklaşık bünyemizde 25-30 kişi çalışmaktadır. Bunun yanı sıra 25 tane boyacıyla fason işleri yaptırmaktayız. Evet. 40 yıldır tekstilin içindeyiz. İşimizde başarılıyız. Ve 59 yaşında olmama rağmen yeni bu işe başlamış heyecanlı içerisindeyim. İşimi seviyorum. Severek yapıyorum. Benim teknik boya ap ederken biraz açabilir misiniz? Ne tür ürünleri boyuyorsunuz, ap yapıyorsunuz? Teknik boya denilince pamuk, polyester, naylon, evet. Bütün mamulleri küçük büyük ayırt etmeden boyuyoruz. Bizim parça boya mı diyoruz efendim? Parça boya diyoruz. Evet. Bu işi büyük fabrikanın minyatürü gibi yapıyoruz. Evet. Ya piyasadaki bu işin olarak Güngören piyasada tanınıyorsunuz, biliniyorsunuz, yapıyorsunuz. Evet. Yaklaşık olarak 20-25 kişiydiniz ama diğer 20-25 tane de atölyelere de fason yaptırıyorsunuz. Evet, fason yaptırıyoruz. Evet. Peki efendim burada bir başarı hikayesi var. 2007'deniz 2021 ama 40 yıldan bahsettiğinize göre bu başarının sırrı nedir efendim? Çok çalışmak, azim, gayret, savaş. Savaş. Bir de müşterilerin memnuniyeti, yaptıkları ürünlerinizin sağlam ve kaliteli olmasından. Evet. Onları anlatır mısınız efendim? Benim en büyük özelliğim eğer bir müşteri memnuniyetidir. Evet. Eğer bir müşteri bana bulaşmışsa kurtulma şansı yoktur. İlişkilerimiz yıllarca sürebiliyor. Sağlam ve uzun vade sürüyor diyorsun. Uzun vade sürüyor ve ikili ilişkilerde çok iyiyim. Çok iyisiniz. Peki benim iki soru da istiyor. Şimdi sizin bünyenizde kaç kişi çalışıyor Nebi Bey? Bir de ne kadar atölyeye, ne kadar kişiye şey mesela ekmek veriyorsunuz, iş veriyorsunuz? Onlardan biraz bahsedebilir misiniz, açabilir misiniz yani? Biz bünyemizde söylemiştik, 25 kişi çalışmakta. Bu yeterli gelmiyor. Bu pandemi sürecinde bile biz hiç durmadık. Üretime devam ettik. Kendi bünyemizde yetişemediğimiz için 20 tane boyahaneye fason iş vermekteyiz. Yani mesela rakam olarak ne tutuyor mesela toplam? Ciro mu? Yok şey, çalışan olarak mesela fason olarak da toplam. Toplam tedarikçilerimizle beraber fason verdiğimiz yerle beraber toplam 150 kişiye istikam sağlıyoruz. Yani bunu 5'ten çarparsak? 5'ten çarparsak 150 çarpı 5 dediğiniz zaman 750 kişi. 750 kişi yani sizden ekmek yiyor yani. Evet, şey, 750 kişiye ekmek sağlıyoruz. Evet, devam et bu şeyde. Evet. Peki ben bu apre boyama sektöründe teknik boya bir marka mıdır? Teknik boya bilinen bir firmadır. Yıllardan beri. Bugün boya denildiği zaman sayılı firmalardan birisidir. Evet. Bu konuda ilginç yapıyorum. Peki biliyorsun marka olmak ayrı bir şeydir ama bir de markayı korumak ve uzun vadeye yaymak gerekiyor. Bunun için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz efendim? Bu biz kendi markamızı korumak adına işimizi titizlikle yapıyoruz. İşimizi önemsiyoruz, işimizi severek yapıyoruz. Evet, bununla ilgili bir Ar-Ge çalışması falan yapıyorsunuz tabii. Tabii, Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Bizim en büyük hedefimiz, biraz önce de söylemiştik, çok çalışmak, müşteri memnuniyeti, servis.
ön plandadır. Bir de bu zamanda teslim etmek, terminlerin zamanında olması evet. için. Normal terminlerimiz 3 gündür. Ama biz bu normal 3 gün verdiğimiz terminleri 1-1,5 günde teslim ediyoruz. Müşteriye cazip geliyor bu yönümüzde. Evet. Şey Lebi Bey, şimdi siz kumaş boyaması yapıyorsunuz. Evet. İşte şimdi seyircilerimiz de bu kumaş boyası nasıl yapılıyor? Yani mesela tekstilin hangi safhasında? Onu bir anlatır mısınız yani? Kumaş bize ham olarak firmamıza giriş yapıyor. Biz onu ön çalışmalar yapıyoruz. Önce laboratuvar çalışmamız mevcut firma bünyesinde. Laboratuvar çalışmasından sonra renkler oluşuyor. Renkleri müşteriye sunuyoruz. Müşteri onayladığı zaman biz boyama sürecine geçiyoruz ve bir seferde boyanıp çıkıyor. Bu mesela renkleri seçerken bir Ar-Ge yapıp da mesela müşteri de size tabii renkleri getiriyor, şu renkleri, bu renkleri seçiyor. Pantone. Yani seçiyor da şeyde muallakta kaldığı zaman siz de yardımcı oluyor musunuz mesela ellerinizle ki şeyler çalışmalarla? Yani anlamadım. Sunabiliyor musunuz müşteriye? Şimdi mesela ben bir müşteriyim, getirdim size. İşte şu rengi de yapın, bu rengi de yapın. Fakat şeyde kalıyorum mesela, muallakta kalıyorum. Tabii. Yani bazı şeyler seçemiyoruz. Yani o durumda siz neler yapıyorsunuz? Müşterinin karamsar kaldığı yönde, boya bölümünde, renk konusunda biz müşteriye ön plana çıkıyor. Ön plana çıkıyoruz ve müşteriye yardımcı oluyoruz renk konusunda. Bizim onay verdiğimiz renkler geri dönmüyor. Peki efendim burada bir de şey var biliyorsunuz, boya yapıyorsunuz. Bu ham madde, boyayı nereden temin ediyorsunuz? Türkiye'den mi, yurt dışından mı? Ve burada bir de bir sorun var. Buyurun. Bu boyanın ham maddesi Çin ve Hindistan'dır. Evet. Boyanın esas ham maddesi ağaç kökünden yapılmaktadır. Evet. %80-90'ı yurt dışından ithal. Yani boya konusunda yurt dışına bağlıyız yani. Yurt dışından getiriyoruz. Tabii şey var mesela sizin yaptığınız iş hassas bir konu. Yani kimyasal ve boya. Yani insan vücuduna sağlıklı olması lazım. Yani bu boyaları alırken testlerden geçiriyor musunuz veya yurt dışından gelirken devlet bunu şey yapıyor mu, testten geçirerek size tabii. sunuyor mu yani? Ne şekilde oluyor? Şu anda bizim boyadığımız ürünler %100 teste uygun boyuyoruz. Zaten teste uygun olmayan boyalar bizde merdiven altı sayılıyor. Evet. İhracatın yapabilmemiz için %100 testlere uygun. Bu testler de bizde mevcuttur. Yaptığımız ürünler teste uygun. Peki efendim yani siz ihracatta çalışıyor musunuz? Direkt mi çalışıyorsunuz da endirekt mi çalışıyorsunuz? Bizim çalıştığımız, üretim yaptığımız firmaların %95'i ihracat kökenlidir, evet. yurt dışı. İç piyasa yaklaşık 10 yıldır çok aktif değil. O yüzden biz de ihracata yöneldik. İhracat çalışan firmaların işlerini yapmaktayız. Evet. Yani direkt değil, endirekt olarak. Endirekt, evet. Bir firmaların kırmızı çizgileri falan vardı. Teknik boyanın kırmızı çizgileri nelerdir? Nelerde dikkat edersiniz? Teknik boya olarak bizim kırmızı çizgimiz asla kötü ürünü biz göndermiyoruz. Biz kendimiz test edip onaylayıp renk konusunda akma salma konusunda her şeyin onayı son aşamadan geçmeden müşteriye malı göndermiyoruz. Bir de efendim bu biliyorsunuz sektördeki hani boya olsun, su olsun, enerji maliyeti olsun, doğalgaz maliyeti olsun, enerji maliyeti yüksek olursa içi maliyetleri falan katarsınız. Bu konuyu nasıl ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de maliyetler artıyor mudur? Devletin bu konuda destek olmasını bekliyor musunuz?
şimdi doğalgaz olayında çok elektrik, doğalgaz bunlar bizim en temel giderlerimizden iki kalemdir. Evet. Doğalgaz fiyatları çok yükseldi. Elektrik, keza biz doğalgaza geçen sene 4-5 bin lira öderken bugün bu faturalar 20 bin liraya kadar yükseldi. Elektrik keza 5 bin lira öderken bugün 15 bin lira ödüyoruz. SSK keza 800'den 1300 liraya çıktı. Bizim en temel giderlerimiz bunlardır. Devletin bu konuda bize yardımcı olmasını istiyoruz. Evet. Peki efendim, bu konuda bu sektörle ilgili eleman sıkıntısı çekiyor musunuz efendim? Yani personel alanda, yani kaliteli eleman bulabilmek anlamında. Bizim sektörde alttan eleman gelmiyor. Çünkü bizim sektör değil, birçok sektörde alttan insanlar yetişmiyor. Yetişmediği için de kalan insanlarla yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim iş için çok büyük, çok büyük sıkıntı. Eleman sorunu yaşıyoruz. Peki ne önerirsiniz efendim bu konuda? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir eğitim olur? Bu 4-4 çözüm olarak ne düşünüyorsunuz? Bu bizim boya sektörü zaten bunun bizim boya konusunda zaten bizim laboratuvar sisteminde çalışan elemanlar zaten bu işin okulunu okuyor. Evet. Kimya bölümünü okuyor. Evet. Bu boyacılığın daha aktif hale gelmesi için okullarda ders olarak görülmesini tavsiye ederiz. Evet. Yani mesleki okullar kurulması lazım. Tabii. Mesleki okullar kurulması lazım. Bu işi okuldan başlatmamız lazım. Yoksa bu şekilde alttan eleman yetişmiyor. Evet. Bir de şey var, bilmiyorsunuz. Boyayla uğraşıyorsunuz, apreyle uğraşıyorsunuz. Sonra iş güvenliği, iş sağlığıyla ilgili ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Bir teknik boya olarak. Bizim firmamızda iş sağlığıyla ilgili her türlü şeyimiz vardır, güvenliğimiz vardır. Evet. İş güvenliği bağlantılı çalışmaktayız. Evet. Ve bununla ilgili de aidatlarımızı düzenli ödüyoruz. Gereken sağlık yardımını da alıyoruz. Peki efendim, teknik boyayı diğer firmalardan ayıran özellik nedir dersek, ne dersiniz? Bizim diğer firmalardan ayıran özellikler öncelikle biz müşteri ayrımı yapmıyoruz. Her müşteriye ciddi bakıyoruz. Her gelen işi önemsiyoruz. İşi zamanında gününde vermeye çalışıyoruz. İşimizi titizlik gösteriyoruz. Bizim ayrıcalıklı olduğumuz yön bu yöndür. Şöyle mesela yaptığınız bir işte herhangi bir sıkıntı olduğu zaman müşteriler seni görüp döndüğü zaman işin arkasında mısınız Nebi Bey? Ne şekilde çalışma yapıyorsunuz? Biz müşterimizin her zaman bozulan işlerinin arkasındayız. Ve biz bunu zaten başlarken taahhüt ediyoruz. Arkasında duracağımızı taahhüt ediyoruz. Yani bir sizin müşterileriniz teknik boya geldikleri zaman gönül rahatlığıyla işlerini yaptırıp oradan içeri girebiliyorlar. Yani bu güveni veriyorsunuz değil mi? Biz teknik boya olarak müşteriye ilk tanıştığımız andan itibaren sonuna kadar biz güven veriyoruz. Bir sektörümüzde efendim merdiven altı üretim var mı? Varsa bu sizi engelliyor mu? Rahatsız ediyor mu? Bizim en büyük sıkıntımız binlerce insan bu işi yapıyor. Bizim bölgemizde 350 tane boyacı var. Evet. Bunun çoğu merdiven altı çalışan arkadaşlar var. Fiyatlar konusunda bu arkadaşlar bizim sistemimizi bozuyor.
öyle değişik fiyatlar veriliyor ki bu bizim çalışmamızı etkiliyor. Yani bir şey mi? Haksız rekabet mi yapıyor? Haksız rekabet. Haksız rekabet oluşuyor değil mi? Peki ne önerirsiniz? Nasıl bir çözüm önerirsiniz bu konuda ilgili? Biz bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Dernek kurduk iki tane. Evet. Bu derneğin şu anda aktif üyeleri var. Derneğin ismi tam olarak nedir açıklama efendim? Güngören Boyacı, Yıkamacılar Derneği'dir. Bu dernek şu an aktiftir. Üyeleri 250 üyesi vardır. Avukatından, muhasebecisinden, başkanının hepsi şu an aktiftir. Bu zaten derneği kurmamızdaki amaç kalıcı olmak. Bu biraz önce bahsettiğiniz merdiven altı çalışanları önlemek. Hepsini bir çatı altında toparlayıp daha iyi hizmet sunabilmek amacımız. Evet, daha kaliteli, daha rekabetçi bir ortam yaratabilmek için. Onu siz süslersiniz. Tabii süslerim, onun için sıkıntı yok. Yani teknik ve gelecek dönemler içerisinde ne düşünüyorsunuz? Yatırım anlamında olsun, daha geniş bir alan, entegre bir yere geçmek gibi. Çünkü kapasiteniz ve çevreniz çok geniş. Bu şeyi söyleyeyim mi ya, bu belediye ile ilgili? Söyleyebilirsiniz, sıkıntı olmaz. Onu da etmiş oluruz. Bizim bu boya sektöründe, bu Güngören Mertel çevresinde yaklaşık 350 tane boyacı var. Evet. Biz yer konusunda sıkıntılıyız. Evet. Belediye bu konuda bize yardımcı olmuyor. Güngören Belediyesi'nin, Büyükşehir'in, hatta devletin buraya el atmasını istiyoruz. Gelecekle ilgili daha güzel şeyler yapabilmemiz için. Evet. Şöyle diyelim oraya. Yardımcı olmuyor demeyelim de şey diyelim mesela, izleyecekler ya, mesela belediyemizin bize bir yer göstermesinde, devletin bize yardımcı olmasında, yani o şekilde bir açarak devletten dileklerinizi, isteklerinizi, belediyeden isteklerinizi mesela o şekilde yani bir temenni de bulunun. Biz Güngören Mertel civarında 350, sayısı 350 kişi bu işi yapmaktadır. Biz bu işin daha kapsamlı, daha kaliteli yapabilmemiz için belediyenin, ilçe belediyesinin, büyükşehirin, hatta devletin bu konuda yanımızda olmasını istiyoruz. Desteklerini istiyoruz. Bu işi geleceğe taşıyabilme adına desteklerini bekliyoruz. Yani şöyle olabilir mi? Bir yer gösterip kooperatifleşerek bir şikayet şu anda yer mi? Tabii. Tabii şey, onda bir şey yok. Yani bir yer gösterip ondan sonra onları belirli bir yerde toplayıp yani organize bir yerde. Organize bir yerde mesela işte daha rahat çalışabileceğiniz işte ne bileyim bir arıtması tabii, olması lazım. Tabii, ondan arıtmamız. Sonra o şekilde o söyleyebilirsiniz yani. Söyleyelim. İşte devletin burada bize yapabileceği en büyük yardım bir alan gösterip orada arıtması olan bir yer gösterip bizi bir araya toplayıp orada bu işi daha sağlıklı yapacağımıza inanıyorum. Devletten bu konuda yardım bekliyorum. Evet. Peki ben en büyük sıkıntımız bu. Peki gelecekle ilgili bir düşünceleriniz olabilir mi? Teknik boya olarak şu anlatmak ister misiniz? Yaptığımız bu boyama işlemi moda adına. Evet. Eğer moda varsa. Evet. Boya da vardır. Evet. Modayı boyasız düşünmek. Evet. İmkansız bir şey. Evet. Bu boyanın, boyacılığın daha iyi yapılabilmesi için, geleceğe aktarabilmemiz için
daha kapsamlı, daha verimli hale gelmesi için biraz önce bahsettik. Onları bahsettik. Devletin, devlet büyüklerinin bu işe el atmalarını bekliyoruz. Sohbetimiz aslında şunu dediniz ki, biz boyacıyız, akreciyiz ama aynı zamanda tüm kotoriş ve aksesuarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Fasonu üretiyoruz. Onları da biraz açabilir misiniz efendim? Biz kendi bünyemizde yapamadığımız işleri, yapamadığımız değil, yetişemediğimiz işleri, sipariş aldığımız işleri dışarıda diğer boyacı arkadaşlarla paslaşarak fason yaptırıyoruz. Bu da şu anda her şey hızlı gelişiyor. Evet. Termin olayı kısalmıştır. Zamana yetişebilmemiz için paslaşıyoruz, özlüyoruz. Evet. Şapalım. Peki bizim unuttuğumuz, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Sektörle ilgili, ekonomiyle ilgili olsun, yapılmış çalışmalarla ilgili. Ben bu tekstilde 40 yıldır içindeyim. Ben hala umudum var tekstille ilgili. Ve evet. Zaten Türkiye'de tekstil ön plandadır bizim anladığımız kadarıyla. Bu tekstilin devletin desteklemesini istiyoruz. Evet. Tekstili. Bir de şöyle, siz şimdi bu tekstilin nebi abisisiniz. Evet. Ondan sonra bu işe girmek isteyen mesela boyaydı, tekstildi, ondan sonra hazır giyimdi. Ne gibi, yani gençlere ne gibi mesajlar verebilirsiniz? Ondan sonra kendi meslektaşlarınızla ne gibi mesajlar verebilirsiniz? Biz şimdi söylemiştik, bir boya işini ben çok severek yapıyorum. Yaklaşık 21 yıldır bu işin içinde aktifim. İşimi severek yapıyorum. Başarılıyım. Başardığımdan eminim. Şimdiki gençlere de bu işi sevmelerini tavsiye ediyorum. Benim oğlum üniversite okuyor ama benim işimi de severek yapıyor ve şu an yanımda. Yani sevsinler işleri, sevmek başarmak. Bence bu işi, boya işini severseniz başarılı olursunuz, kazanırsınız. Karlı, güzel bir iştir. Severek yaparsanız başarılı olabilirsiniz. Peki efendim, biz de temizlikleri sahibi bir spreyer teşekkür ederiz bizim programımıza katıldığınız için. Bundan sonra yaşamlarınızda, işlerinizde başarılar dileriz. Biz de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. İyi oldu ya.